bütün misyonu vazifesi Anadolu'da geçtiği halde kader onun Şars'ta doğmasını planlamıştır. Bugün Cumhuriyet'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Said Nursi'nin 50. ölüm yıl dönümü. Bunlar da Bediüzzaman'ı anan gazetelerden birkaçı. Buraya kadar her şey normal. Anormal olan Gülen cemaatinin gazetesi Zaman'ın bırakın birinci sayfasını, ilk sayfalarında bile Said Nursi'nin ölüm yıl dönümüyle ilgili tek bir haber bile olmaması. Peki ama neden? Ben de bugün baktım. Hakikaten o büyük üstadın ölüm yıl dönümünün, vefat yıl dönümünün bir habere dahi konu edilmemiş olması benim yüreğimi de burktu. İddiaya göre Said Nursi'nin yolundan giden ve Nurcu olan Gülen cemaati son birkaç yıldır Nurculuğun babası Bediüzzaman'ı arka plana atıp Fethullah Gülen'i onun yerine oturtmaya çalışıyor. Zira Said Nursi'nin Türk kimliğinin cemaatte hep bir tartışma yarattığı biliniyor. Bütün misyonu vazifesi Anadolu'da geçtiği halde kader onun Şark'ta doğmasını planlamıştır. Fethullah Gülen'in geçmişte sırf Türk kökenli olduğu için Said Nursi ile görüşmediği ve bunu sık sık dile getirdiği Gülen hakkında yapılan bir belgeselde böyle anlatılıyor. Fethullah Gülen milliyetçi, diğer İslami önderlerden bu yanıyla ayrılıyor. O kadar milliyetçi ki yolundan gittiği Said Nursi Türk kökenli olduğu için onunla görüşmüyor. Aslında Zaman gazetesi son birkaç yıldır Said Nursi'nin ölüm yıl dönümüyle ilgili haber vermiyordu. Ama bu yıl Bediüzzaman'ın 50. ölüm yıl dönümüydü ve özel bir anlamı vardı. Bu yüzden İslami birçok gazete bununla ilgili haber yayınladı. Zaman gazetesi hariç. Üstad birkaç asırda bir yetişen dahilerdendir. Bunu bazı kesimler kabul etmese bile bu böyledir. Zaman Gazetesi'nin bunu görmemiş olmasını ben ciddi bir eksiklik olarak görüyorum. Gazeteci yazar Mehmet Metiner'e göre Zaman Gazetesi'nin bu tavrı affedilemez. Keşke böyle bir unutkanlık olmasaydı, keşke böyle bir ihmal olmasaydı.